Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tıp fakültesinde okuyan, hatta şu an bitirmiş, intern doktor olan biriyle birlikte bir konuşma gerçekleştireceğiz. Bu konuşmada sizin sorduğunuz soruları yazdım şu kağıda. Hepsini tek tek ona sordum. Şimdi o zaman soru cevap etkinliğimize geçelim. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin kanalıma öncelikle. Onu söyleyeyim, teşekkür ederim. Bulduk. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Şey, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? İşte üniversiteniz falan. Tabii ki. Ben Ayça. Herkese merhaba diyorum. Hocaeli'de okuyorum. Ondan önce lisede Haydarpaşa'da okudum. İstanbul'da doğduydum. Mezun olmak üzereyim. 96 doğumluyum. O zaman ben sorulara başlayayım. Bayağı bir soru geldi. Not ettim bunları. Kaçıncı sınıftan itibaren çalışmaya başladınız? Ya ben ortaokulda iyi bir öğrenciydim. Çok iyi bir öğrenciydim. Ama sonra liseye geçince lise 1'de çok boşladım dersleri. Ben böyle buradan ilham olması gereken insanlara sesleniyorum. 20 falan olduğum sınavlar, aldığım sınavlar oldu yani. İşte şunu yapanlar asla tıp kazanamaz, bu kadar kötü olanlar asla tıp kazanamaz falan gibi şeyler asla yok yani. Ama ikinci sınıftan itibaren düzenli olarak sadece hani o sınıfın derslerine çalışmaya başladım. 12. sınıfta da çok asıldım diyebilirim. Yani sadece 11. sınıfın ikinci döneminde bizde o zaman YGS var. Sizin TYT'niz oluyor galiba. Hani sadece onun matematiğine çalışmıştım. 11. sınıfın ikinci dönemi diyebiliriz. En çok hangi derslere ağırlık veriyordunuz? Ben biyolojiyi çok seviyordum. Biyolojiyi keyif olsun diye çalışıyordum zaten. Ama onun dışında matematiğe çok çalışıyordum. Çünkü fiziğim çok iyi değildi. Kimyam da böyle ortalamaydı. Hani onların açığını matematik güzel kapatsın istiyordum. Bir de YGS'yi çok iyi çalışmıştım. Yani Türkçe falan da bayağı iyiydi. Günde kaç soru çözüyordunuz? Ya böyle şeylerin sayısı falan hep zamana göre değişiyor. Bence siz daha çok çalışabilirsiniz. Ben yani ortalama normal zamanda 300 falan çözüyordum, 300-400 arası herhalde. Ama son dönemde biraz daha artmış olabilir yani. Kan tutan biri tıp okuyabilir mi? Çok geldim bu evet. Soru. Çok kişi bu yüzden tıptan vazgeçmiş hayallerinden. Kan tutması, kadavra korkusu o yüzden. Ya kıyamam yani eğer böyle çok bir düzeyindeyse hani kanı görüyorum ve bayılıyorum, fobim var, ciddi fobim varsa onu bilemem. Bence yine de psikiyatrik danışmanlıkla halledilebilecek bir şey. Ama hani bir çekingenlik varsa o aşılıyor. Hani onu söyleyebilirim yani. Hiç kadavra görünce bayılan olmadı mısınız? Oldu. Sonra o insan ne oldu? Okumaya devam etti yani. Hani sıkıntı olmadı. TUS'tan sonra nasıl bir eğitim alınıyor? Şimdi ben bu yaz mezun olacağım. Eğer koronadan dolayı olabilirsem. Hayırlısı olsun. Ah korona. İnşallah. Aynen. Sonra TUS'a gireceğim ama TUS'a girmek zorunda değilsiniz. Pratisyen olarak kalabilirsiniz. Eğer pratisyen olarak kalırsanız devlet sizi direkt atıyor. Acillere atanabilirsiniz. Ambulanslara atanabilirsiniz. TSM'ler var, toplum sağlığı merkezleri. Onlara atanabilirsiniz. Eğer TUS'a girerseniz o zaman TUS'u üniversite sınavı gibi düşünün. Yani istediğiniz bölüm için çalışıyorsunuz. İstediğiniz bölümün aldığı belli bir tavan puan var. Her üniversitenin her bölüm için puanları farklı. Ona göre çalışıyorsunuz. İstediğiniz bölümü yazıyorsunuz. Tutursanız oraya gidiyorsunuz. Sonra asistanlık süreci başlıyor. Her bölümün asistanlık sürecinin sayısı da farklı. Yani mesela cerrahi bölümlerin bazıları daha uzun. İşte dahili bilimler daha farklı. Temel bilimler daha farklı. Sonrasında isterseniz uzman olarak kalabilirsiniz, isterseniz yan dal sınavlarına girersiniz, yan dal sınavlarından sonra yine akademik olarak devam edersiniz. Yani tıpta aslında şey, köprüden önceki son çıkış bol. Siz ne düşünüyorsunuz TUS'tan sonra hangi bölüm aklınızda, hangi alan? Ben çocuk doktoru olmak istiyorum. Tıp ezber işi mi? Böyle sorular da geldi. Şimdi şöyle, tıbbın sayısaldan kazanılmasının bir sebebi var. Yaptığınız iş analitik düşünme üzerine. Yani size bir hasta geldiği zaman bu hastanın şu an böyle bir belirtide olmasının sebebi ne olabilir? Bu sebeplerin arkasındaki sebepler ne olabilir ve ben bunları nasıl çözebilirim? Bu sebepler acaba benim düşündüğüm sebepler mi? Bunlar için hangi testleri istemem lazım? Gibi böyle analitik süreçlerden geçiyorsunuz ve bu analitik
becerileriniz iyi mi değil mi bunu anlamanın en iyi yolu matematik, geometri gibi sayısal dersleri iyi yapabiliyor musunuz onu anlamak. Aslında o yüzden işin kendisi sayısal bir iş. Yani yaptığınız iş teknik olarak sayısal bir iş. Ama okumaktan bahsediyorsak, yani bana hep biyoloji ezber değilmiş gibi geliyordu lisede de. Bana tutarlı bir bilim dalı gibi geliyordu hep. Hani ben hiç oturup bu diye ezberlemiyordum. Ama tıp biraz ezber, hani bazı kısımları özellikle oturup onu ezberlemeniz gerekiyor, ilaçlar falan. Yani yani. Sizce matematiği kötü olan biri ne yapmalı, nasıl düzeltebilir, ne yapabilir? Temelden başlaması lazım. Yani herkes matematik yapabilir, buna inanın. Hani belki matematik dehası olmayabilirsiniz ama matematiğinizi ortalama bir seviyeye çıkarabilirsiniz. Bunu herkes yapabilir. Bunun için böyle bir süper güç falan gerekmiyor. Sadece ortadan dalmayın. Temelden başlayın. Ben mesela 11. sınıfta matematik YGS'yi hallettim dememin sebebi, çünkü onu yapmasam hiçbir şey yapamazdım. Çünkü ben fonksiyon bilmiyordum. Bize yani 9. sınıfta anlatıyordu fonksiyon. O yüzden fonksiyon diyorum. 11. sınıfa geldiğimde hala fonksiyon bilmiyordum ve o fonksiyonu öğrenmeden geri kalanları da öğrenemeyecektim. O yüzden başa dönüp neyi bilmiyorsanız önce onları halledip, 4 işlem bilmiyorsanız önce 4 işlemi halletmeniz lazım. O zaman diğer şeyleri yapamazsınız çünkü. Tıp olmasaydı hangi bölümü okurdunuz? Abi gerçekten bilmiyorum. Çünkü ben o zaman da hani hep böyle diş yazılır, eczacılık yazılır, evet, falan ya, hani tutmazsa ne yazacağım bilmiyorum diyordum. Sözel sınavına da girmiştim. Belki hukuk yazardım. Ama hani diş eczacılık falan istemiyordum. Belki mimarlık falan olabilirdi. Ama ya olmasaydı olmazdı falan. Şu kadar değil. Okuması da kazanması kadar zor mu? Daha zor. Yani şöyle, lisedeyken de ortaokuldayken de öğrencilere yansıtılan yanlış bir imaj var. Ben öyle düşünüyorum. İşte bu sınavı halledin, sonra hiç çalışmanız gerekmeyecek. Sonra çok güzel bir hayatınız, evet, olacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Herkes onu aklından silsin. Eğer şu an çok çalışıyorsanız bu daha sonra da daha çok çalışacağınızın teminatıdır. Yani hani o yüzden ben daha sonra hiç çalışmayacağım gibi bir şey aklınızdan silin ve buna yatkın bir yapınız olması için uğraşın. Çünkü ne iş yaparsanız yapın çok çalışacaksınız. Bunu sadece tıp için söylemiyorum. Hayat öyle bir şey yani. Hazırlık zorunlu mu? Bazı okullarda evet. Benim okulumda değildi. Özellikle İngilizce okuyorsanız tıpı, o zaman çoğu okulda zorunlu diye biliyorum. Ya da sınavını geçmeniz gerekiyor. Genellikle hazırlığı olmayan sınıflarda ilk sınıfta İngilizce dersi oluyor. Onu da sınavla atlayabiliyorsunuz ya da işte alıyorsunuz. Bu şekilde. Sizce İngilizce mi okulman tıp yoksa Türkçe mi? Hani hangisi daha iyi? Ben çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ha şu var, şu kesin, İngilizce bu camiada, her camiada olduğu gibi çok büyük yardımcı, destek. Çünkü bütün makaleler İngilizce, işte bütün her şey İngilizce yani. Ama ben İngilizce okumadım ama benim İngilizcem iyi. Ben açık makale okuyabilirim yani. Ama bir artısı var mıdır? Kesin vardır, eminim. Hani şimdi buradan İngilizce okuyan arkadaşlarım bana vay hayır artısı var falan dedi. Vardır. Ama hani Türkçe tıp kazanırsanız eyvah ben Türkçe kazandım falan diye de düşünmeyin. Yazabilirsiniz yani. Tıp okurken böyle ben yapamıyorum artık, tıp okumayacağım, vazgeçiyorum dediğin oldu mu? Ya şimdi şey, genelde lisedeyken bilinmiyor. Tıp fakültesinde vize final sistemi yok birkaç okul haricinde. Komite sistemi var. Her yıl işte birkaç sayıda komiteniz oluyor. Ben bir yıl oturdum. Daha doğrusu birkaç ay önce oturdum. Tıp fakültesinde totalde kaç tane sınav olmuşum diye saydım. Sonra bunu her sınav başına 3 kere ağlamış olsam totalde kaç kere ağlamışımdır diye çarptım. 100'ün üzerinde bir rakam çıktı. Yani 6 yıl boyunca 100'ün üzerinde kez ağlamışım. Ama hani hiç bırakmak istediğim oldu mu? Yok, olmadı. Çünkü ben çok istiyordum. Hala da seviyorum. Biraz işte sevmek lazım. Bunu gerçekten hani idealist bir insan olmak lazım. Ben bunu yapmak istiyorum demek lazım. Yoksa ne parası için ya da başka bir şey için yapılacak bir meslek değil. Hani onu söyleyeyim. Daha parasal açıdan farklı meslekler düşünülebilir yani. Konu paraya gelmişken, ortalama ne kadar kazanılıyor? Bu çok merak ediliyor. Çünkü şöyle bir algı var. İşte bir tane plastik cerrah aylık en az 50 bin 60 bin kazanıyor tarzında bir algı var. Şimdi şöyle, para konusu branş
ambulansa, okula, okula diyorum, çalıştığınız hastaneye vesaire çok şeye göre değişiyor. Çok değişken bir rakam. Bahsettiğim plastik cerrah, işinde iyi bir plastik cerrah. Ayda istediği kadar ameliyat yapıyor. Ameliyat başına para alıyorsa evet kazanır. Bahsettiğin rakam gelebilir. Ama normal bir devlet hastanesinde veya normal bir üniversite hastanesinde çalışan bir hekim böyle hani 30 bin, 20 bin gibi uçuk rakamlar kazanmaz. O rakamlara çıkabilmek için yine uzman olmak, ek bir şeyler yapmak gerekir. Ki hani uzman bile olsam böyle 20 binin falan çok üstüne çıkabileceğini düşünmüyorum. Ama mesela diyelim ben pediatrist oldum. Olur olmaz kazanamam çok fazla para. Ne kadar kazanırım ben de bilmiyorum ama hani 10-15 bin arası belki olabilir. Belki biraz daha az da olabilir. Ama diyelim pediatrist oldum. Aradan yıllar geçti böyle 10-15 yıl geçti ve ben isim yaptım piyasada. O zaman aynı plastik cerrah mantığı yani. O zaman ben de çok kazanabilirim. Bu biraz işini nasıl yaptığına bağlı. Fizik tarzı dersler görülüyor mu? Yok. Hiç yok. Çok iyi bir şey. Yok. En güzel. Sadece ilk sınıfta biyoistatistik diye bir ders vardı. Ama biraz daha matematik yani. Sıkıcı matematik sadece. Fizik hiç yok arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz ve fiziksiz bir dünya böyle. Oradan bir ışık. Cennet falan. Aynen. Şey de denilmiş, tıp okumak istiyorum ama ezberleyemem diye çok fazla korkuyorum. Ezberleyemem diyen birine tavsiyeniz neler? Ben öyle diyordum. Yani ben ezberimin kuvvetli olduğunu düşünmüyordum. Hala da düşünmüyorum. Dün biriyle tanışırım, bugün adı neydi hatırlamam yani. Ama bir şey yapmanız gerekince yapıyorsunuz. Öyle düşünmeniz lazım yani. Ezberleyemem derken neden ezberleyemeyesin yani? Daha çok çalışırsın. Birisi 3 kere okur, sen 4 kere okur, ezberlersin. Sınava şu an bir ay kaldı maalesef. Bir de bu korona stresini biliyorsunuz. Sizce bu bir ayda tıp isteyenler ne yapmalı? Ya sadece tıp isteyenler değil, buradan bütün gençlere sesleniyorum. Ben liselileri çok seviyorum, hepinizi böyle. Yani o zamanlarımı hatırlıyorum. O yüzden herhalde çok zor süreçlerdi. Tavsiyem şu, çok talihsiz şeyler yaşadınız siz de. Evet. İşte sınav ileri, geri vesaire. Bunlara kafanızı takmayın. Takmayın demek kolay ama şöyle takmayın. Herkes aynı şartlar altında. Yani sadece sizin sınavınız aniden geriye çekilmedi. Herkesin sınavı aniden geriye çekildi. Bu olayda ben gördüm ki her olayda hatta bırakmayan kazanır. Yani eyvah böyle oldu deyip bırakan, emin olun bir yıl boyunca sizden daha fazla çalışmış olsun. Şu an bırakan kaybeder. Sadece bırakmayın. Ara ara motivasyonsuz hissettiğiniz zamanlar olabilir. Kendinizi suçlamayın. Bu şey gibi böyle diyet yapıyorsunuzdur mesela. Harika gidiyorsunuzdur. Sonra bir gün çikolata yersiniz. O çikolata yediğiniz için çok büyük suçluluk duyar. Bütün diyeti bozarsınız. Evet. Böyle bir şey yok. Ara ara inişler ve çıkışlar olabilir. Bunun normal olduğunu kendinize telkin edin. Kendi kendinizi telkin etmeyi bilin. Ve bırakmayın. Ara ara kötü günleriniz olacaktır. Siz insansınız, robot değilsiniz. Her gün 400 soru çözemezsiniz. Bir gün 200 olabilir. Bir gün moraliniz bozuk olabilir. Ama ertesi gün onu telafi etmeyi bilmeniz lazım. Ve şunu unutmayın. Yani sınavdan sonra hayat hiç değişmiyor. Ben de hep öyle bakıyordum olaya. Yani sınav gelecek, ben sınavı geçeceğim ve böyle farklı bir hayatım olacak aniden diye düşünüyordum. Hiç öyle bir şey olmuyor. Her şey yavaş yavaş değişiyor. O yüzden kendinize de birazcık kıymet vermeyi unutmayın arada. Siz sınava bir ay kala ne yapıyordunuz? Nereye çalışıyordunuz? Nasıl yoğunlaşıyordunuz? Ben herkes aksini söylese de işte bizde ikinci sınav LYS'ydi. LYS'de öne çekebileceğime inanmıyordum. YGS sıralamam 16 bindi. Ve yani böyle Kocaeli kazanmak için 7000'e çekmem gerekiyordu, öyle söyleyeyim. Tam 7000'e çektim zaten. İnanmıyordum çekebileceğimi. O yüzden biraz motivasyonsuz çalışıyordum. Ama genel olarak matematiğe, biyolojiye ve fiziğe ağırlık verdim. Çünkü kimyayı sanki kimyayı ben çalışsam da çalışmasam da hiçbir şey değişmiyordu. Fiziği yapamıyordum. Çalışınca biraz ortalamaya getirebiliyordum. Biyolojiyi çok kuvvetli tutmam gerektiğinin farkındaydım. Çünkü bir dersin böyle falso yaparsa, ki öyle oldu. Biyoloji onu böyle toparlasın arkadan diye. Biyolojiyi ben hep
kitaptan çalıştım. Mebin kitabını okuyordum. Çünkü hep diyorlar ki onu, diyorlardı ki onun dışında hiçbir şey soramazlar. Mebin kitabı böyle fosforlu ağaç gibiydi benim. Komik bir hale gelmişti. Bir de matematiğin üstüne çok düşüyordum gerçekten. O limit türev integral galiba sizde çıkmayacak, evet, bazıları. Evet, çıkmayacak, haklı. Ama bizde hayat kurtarıyordu. Standart sapması çok yüksek oluyordu. Onların üstüne biraz düşmüştüm. Sizde kuvvetli yönlerinizi ve kuvvetsiz yönlerinizi bilip onun üstüne gidin. Zaten birçok kişinin o yüzden siniri bozuldu. Özellikle mezunlar hep limit türev integral çalıştı. Hani daha fazla soru, daha eleyici olduğu için. Sonra Karan alayı da gelince boşa çalışmış oldular. Ya boşa diye düşünmeyin. Çünkü yani matematik, geometri falan biraz şey. Hani ben pratik yaptım olayı ya. Sonuçta integral çözmek sadece integrale katkı sağlamıyor. Yani ne demek istediğini anlıyorum ama... Evet, gerçekten moral bozucu ama sizin onlardan yok. Bir yıl artınız var, onu da unutmayın. Evet. Sınava bir hafta kala ne yapılmalı? Deneme çözülmeli mi? Ya ben bu konuda bence merci değilim. Çünkü biraz hani kişiden kişiye değişebilecek, evet, bir olay. Eğer moraliniz çok bozulacaksa, çok stres olacaksanız... Matematik üzerinden gidelim. Diyelim matematik denemesi çözeceksiniz ve siz kendi kendinize şöyle diyorsunuz. Benim matematiğim çok iyi. Ben işte LSE'de matematik çok iyi yapmazsam kötü bir puan alacağım diyorsunuz. Ve işte bir tane matematik denemesi çözdünüz ve 30 net geldi. Yani oturup bir gününüzü ağlayarak geçireceksiniz. O denemeyi çözmeyin daha iyi hani. Ama eğer ki siz akıl sağlığınızı koruyup ben deneme çözeceğim, şu an stresliyim, düşük gelebilir, sadece yanlışlarımı görmek istiyorum diyorsanız tabii ki deneme çözebilirsiniz. Ben bir önceki gün çalışmamıştım sadece. Öyle bir geyik bizde vardı. Sizde de var mı? Evet. Sınavdan bir gün önce çalışılmaz. Şimdi tıp fakültesindeki bütün sınavlar aynı. Yani normal YGS ne kadar zorsa o sınavlar da o kadar zor. Ben böyle 5'e kadar çalışıp 7'de kalkıp sınava gittiğimi biliyorum. Hani lisede öyle bir şey var gerçekten. Hani bir önceki gün çalışılmaz. Çalışmayın bence de. Keyfinize bakın. Biraz kafanızı boşaltın. Eksik böyle biraz... Artık bunlar ezber, ben bunları sınavda karıştırırım dediğiniz yerler varsa son bir hafta onlara çalışabilirsiniz. Siz şey yaptınız mı? Yani internete düşüyordu sınavdan sonra, sorular internete düşüyordu. Hiç kontrol ettiniz mi? Çünkü mesela bazı insanlar ben de o insanlarım. Bakmak istemiyorum. Çünkü ya yanlış yaptıysam hani hatırlamayabilirim de, yanlış olarak da hatırlayabilirim. Psikolojim bozulur diyerekten bakmaya korkarım ben açıkçası. Siz bakmış mıydınız? Sınavlarınızın arasında ne kadar var? Bir gün fark var. Yani bir gün. Bütün sınavlardan sonra bakardım ben. Yani ben bütün sınavlardan sonra hep baktım ne yaptığıma. Çünkü ben hep hatırlarım neyi işaretlediğimi. Hep de doğru tuttururum yani ben bu kadar yapmışım diye. Ama bizim YGS ve LYS arasında aylar vardı. Evet. Yani çok kötü bir şey görsem bile derdim ki bir ayda atlatırdım onu yani. Şu an o aradaki bir gün sakın oturup netlerinize bakmayın bence. Çünkü yani gerek yok böyle bir şey. Bakacaksınız hepsinden sonra, ben bakabilirsiniz. Ben telefonu falan da kapatmayı düşünüyorum. Mesaj atıp mailim bozulmasın diye. Kesinlikle ben de kapatmıştım. Hiç gerek yok. Akrabalar falan aramaya başlıyor. Ne oldu, nasıl geçti sınav diye direkt. Evet, hiç gerek yok. Siz kendinizi rahat hissedin sadece. Sıradaki soru. Lisede en zorlandığınız ders. Buradan böyle neon ışıklarda fizik diye. Fizik bütün sayısalcılar, yani çoğu sayısalcılarının zorlandığı ders. Yani benim gözlemlediğim, biyolojisi çok iyi olan fiziği birazcık kötü oluyor. Evet. Fiziği çok iyi olan da biyolojisi birazcık kötü oluyor. Yani ben fiziği seviyordum ve sevmeme rağmen yapamıyordum. Yani bazen olmuyor arkadaşlar. Bazen olmayabilir. Olmadığı zaman sayısızımızı bilip ona göre davranmak önemli. Sizce tıpta özel okul mu okunmalı, devlet okul mu? Yani tamamen şahsi kişisel görüşüm. Ben devlet okulunda okuduğum için mutluyum. Geri dönüp yeniden tercih yapsam, hani tutan, mesela İstanbul'da tutan özel okullar da vardı, yine Kocaeli'yi yazarım. Ama hani özel okulda okunmaz mı abla, yazmayayım mı? Yani yazabilirsiniz. Güzel özel okullar var ama araştırırken okula spesifik araştırın. Yani herhangi bir devlet okuluyla herhangi bir özel okul hakkında konuşmamız çok zor. Hangi devlet okuluyla hangi özel okulu karşılaştırıyoruz önemli. Yani oralarda okuyan insanlara ulaşın, konuşun, öyle karşılaştırın.
stajlar yani hastalarla ilgilenmeniz ne zaman başlıyor? Kaçıncı sınıfta? Ay. Ya ben size kıyamış ya. sen tıp istiyor musun bu arada? Ben eczacılık düşünüyorum. Ne güzel. Yani sağlık düşünüyorsun. Evet. Güzel. Şimdi hastalar ilgilenmeniz dördüncü sınıfta başlıyor. Dördüncü sınıf ve beşinci sınıf yarı teorik ders, yarı stajla geçiyor. Ama tamamen benim üzerimde bir sorumluluk var. Ben gidiyorum hastayla konuşuyorum, hastaya reçete yazıyorum dediğiniz yıl altıncı yıl, internlük yılı, hiç ders yok. Sadece işte dolanıyorsunuz hastanede oradan oraya. Ama şöyle de bir şey var. Birinci sınıfta herkes çok hevesli olur ve bütün hocalar da söyler. Derler ki eğer yapmak isteyen varsa gitsin bir gün acilde bir gece kalsın. Hani görsün acilin ortamını. Hiçbir asistan abiniz, ablanız da size hayır gelme demez. Gerçekten de öyle. Gidip kalsanız herkes yardımınızı memnuniyetle karşılar yani. Ama dördüncü sınıfa başlıyor. Orada biraz daha hafif ama hani böyle hastayla hani birebir ben reçete verdim, tedavisini düzenledim değil de hocalar size belli başlı görevler veriyorlar hastalarla ilgili. Onları tamamlıyorsunuz. Benim de arkadaşım var. O da çocuk doktorluğu düşünüyor. Şu an 11'e geçti. Onun sorusu öyle özel olarak sormuş olayım. O 10. sınıfta ders çalıştı ama şimdi yazın nasıl çalışsın? 11'de ne yapsın sizce? Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz uzun maraton koşuyoruz. Yani bu lise için de böyle, üniversite için de böyle. Ve çok uzun bir maraton koşarken o koşu hızınızı sürekli yüksekte tutamazsınız. Eğer tutarsanız overdose olur, yere serilirsiniz. Evet. Aralarda kendinizi rahatlatmayı bilmeniz lazım. Yaz tatili bunlardan birisi. Ha, şunu söylemiyorum sakın. 3 ay yatsın, sonra aniden başlasın değil. Ben 3 ay yatmış mıydım? Evet. Geri dönsem yine yatar mıyım? Evet. Ama çalışmak için motivasyonu varsa çalışsın. Ama kendisini arada bir durdurmayı, böyle motive etmeyi, işte eğlendirmeyi de bilsin. Çünkü 10. sınıf bitişi çok erken bir dönem yani. Çok güzel bir dönem başlamak için. Hazır evdeyiz, vaktimiz de bol. Matematiğe öncelik verebilir. Çünkü matematik çok şeyin temeli. Yani matematiği çözünce fizik de rahatlıyor, kimya da rahatlıyor, geometri de rahatlıyor. Hani benim yaptığım gibi ben çünkü yine gidip şey yapsam hani başlayacağım 11. sınıfta desem yine önce matematiği hallederim. Önce bence matematikten başlamak, matematiği bitirdikten sonra kuvvetlendirdikten sonra sene geçmek ya da işte Türkçeyi falan sağlam tutmak mantıklı. 11. sınıf dersleri bizim zamanımızda çok önemliydi. Yani Evet. LYS'nin yarısı 11'den Şimdi de çıkıyordu. öyle. Öyle mi? AYT çok önemli. Ha, o zaman 11. sınıfta yapılması gereken en önemli şey 11. sınıf dersleriyle ilgili LYS kitaplarını çözmek. Yani Türkçeyi, matematiği kuvvetli tutun. Ben geri kalanını 12'de belki öyle böyle şöyle hallederim ama 11. sınıfı kuvvetli tutmam lazım deyin yani o önemli. Şey, %40 TYT önemli, %60 AYT. AYT'de de aynı zamanda %30 matematik önemli. Onun çok fazla matematiğin özellikle. Mesela benim arkadaşım sayısaldı. Full matematik yaparaksan hukuk kazanmıştı. Öyle bir şey de olabiliyor. Matematik çok Aynen öyle. önemli. Ben mesela hiç edebiyat bilmiyordum ya. Sıfır yani. Böyle edebiyat sınavına girdiğimde sadece "Aa, bu şiir güzelmiş" tadında çözdüm. Ve matematik netim de kendi matematiğime kendi güvendiğim kadar iyi değildi yani. Normalde yaptığımdan denemelerden daha düşük yapmıştım. Ona rağmen İstanbul'da hukuk yazıyordum yani. Yazabiliyordum. Şimdi 12. sınıf olanlar var, 2021 tayfa, bizden sonraki tayfa. Onlara tavsiyeniz neler? Ne yapmalı bu yaz tatilinde? 12. sınıfta neler yapmalı? Çünkü devlet okullarında TYT ve 11. sınıf dersleri pek verilmiyor. Daha çok 12. sınıfın dersleri veriliyor. Sizce nasıl bir düzen oturtmalılar? Şimdi bu da kişiden kişiye değişebilecek bir soru. İkiye ayrılır bence. Bir, herhangi bir kurs, herhangi bir yardım alıyor musunuz? Ve nasıl bir karakter yapınız var? Ben planlama konusunda çok kötü bir insanım. Yani bugün matematik mi çalışayım, ay yok Türkçe çalışayım, bugün matematik çalışırsam yarın şu falan. Benim gibi bir insansanız, ben mesela matematik öğretmenime gitmiştim ve okuldaki matematik öğretmenimdi, dershanedeki de değil. Demiştim ki hocam ben bu kitabı bitirmek istiyorum. Bitirmek için 3 ay veriyorum kendime. Siz her hafta bana bu kitaptan ödev verir misiniz? Böyle inek bir öğrenciydim. Bunun üzerinde fazla durmayalım. Ve ben bu işi böyle çözmüştüm. Şimdi eğer siz de benim gibi
planlama konusunda çok kötü bir insansanız önce bunun çözümünü bulun. Abiniz ablanız varsa gidin ona söyleyin. Abla gel bir program yapalım, sen beni ara ara tikle kontrol et deyin. Kendinize minimum bir soru sayısı belirleyin mutlaka ve onun altına düşmemeye çalışın. Düşerseniz ertesi gün telafi etmeye çalışın. Sonra yavaş yavaş eksiklerinizi kapatmaya çalışın. Özellikle işte bu 9. sınıf, 10. sınıf AYT konuları, AYT miydi ilk sınavı? TYT konuları. Sonra işte dediğim gibi matematik, biyoloji falan tıp istiyorsanız özellikle. Ya da mesela mühendislik istiyorsanız fiziği kapatın yani. Bu söylediklerim genel geçer şeyler. Yani bütün olay birazcık iyi bir program oluşturmadan. Bir yandan okulla birlikte giderken arka taraftan sınava çalışmayı düzenleyebilmek gerekiyor. Onu oturttuktan sonra sadece programımıza uymak kalıyor geriye. En basit kısmı falan dermişim, asla değil. Sizce kimler tıp okumalı, hani kimler tıp okumamalı, hani öyle ne tavsiye etmek istersiniz tıp okuyacak kişilere, nasıl bir kişilik olmalı? Tam şimdi, soramadım ama umarım anlatabilmişimdir. Anladım, ben anladım seni. Benim bir arkadaşım var, Dilara. Eğer bu videoyu izlerse buradan ona selamlar. Bir anket yaptı geçenlerde tıp okuyan ve doktor olmak üzere olan arkadaşlarımız arasında. Anketin sorularından birisi, liselilere tıp okumayı önerir misiniz? Ve çok yani rakam vermeyeyim ama yani çok fazla evet çıkmamış. Yani çoğunluk ben önermem demiş. Şimdi bunun sebebi tıp okumaktaki kar zarar oranı. Yani yaptığınız iş çok güzel ama karşılığında elde ettiğiniz şey işte sağlıkta şiddet, acili basan hırbolar, ondan sonra yani normal, tamam toplumun yüksek gördüğü bir maaş ama hani okur kesimin, senelerce üniversite okuyup mezun olmuş kesim arasında normal görülen bir maaş vesaire. Yani o yüzden eğer diyorsanız ki ben para kazanmak için tıp yazıyorum, ben ünvan için para tıp yazıyorum, bence yazmayın. Yani bence yapabileceğiniz daha iyi işler var. Eğer diyorsanız ki ben biyolojiye olan aşkımdan tıp yazıyorum, emin misiniz? Çünkü orada şöyle bir şey var. Ben ilk sınıfta hoca işte organellerle ilgili bir şey sormuştu. Ben demiştim ki klorofobilaz. Nerede olur organel? İşte hoca da demişti ki kızım insanlardan bahsediyoruz burada. Hani o derece böyle biyoloji kalıyor arkada. Sadece insan biyolojisi kalıyor. Hani eğer o ders kitabındaki insan sistemlerinin anlatıldığı bir ünite vardı, özellikle onu çok seviyorsanız olabilir. Ama ben bütün biyolojinin hastasıyım diyorsanız, hani o biraz daha farklı bir şey. Onun farkında olun. Ne yapmak istiyorsanız tıp okumanız lazım. Abla ben çok idealist bir insanım. Ya, köpek gibi çalışmak benim için hiç sorun değil. Hazırım buna yani. Ondan sonra bir aile hayatıyla işte kendi meslek hayatımı dengeleme konusunda kendime güveniyorum diyorsanız, eğer insanlarla iletişimim kuvvetli, iletişim becerilerim iyi diyorsanız, insanlarla ilgilenmekten hoşlanıyorsanız bu işi yapabilirsiniz. Hani bazı insanlar var, şey diyor çünkü, ben insanlarla konuşmak istemiyorum diyor. Hani böyle branşlar yok mu tıpta? Var. Temel bilim seçersiniz, laboratuvara kapanırsınız. Ayrı mesele ama mesleğin büyük çoğunluğuna baktığınız zaman insanlarla konuşmak ve bu insanlar çeşit çeşit. Hani hele ki mesleğe girdikten sonra fark ediyorsunuz. Bunu iyi veya kötü anlamda söylemiyorum. Normal olan bu yani. Dünyada bin çeşit insan var ve hepsi için farklı bir doktora bürünmek zorundasınız. Ben bunu yapabilirim. Bunu yaparken de keyif alabilirim diyorsanız bekleriz. Peki şeyi çok merak ediyorum. TUS'a girdikten sonra işte kazandınız istediğiniz yere. Direkt devlet mi atıyor yoksa siz mesela özellerle başvuru yapıp işte özeller mi seçiyor? Onu nasıl oluyor? O işte aynı üniversite sınavı gibi. Yani ben TUS'ta mesela TUS'a girdim diyelim ki Allah'ım ne olur 65 puan geldi. İnşallah. Tamam, 65 iyi bir puan yani. Geldi, şunu yapıyorsunuz. Diyor ki tercih yap. Mesela yazıyorsunuz. Hacettepe pediatri. İşte ne bileyim Marmara pediatri, Kocaeli pediatri, neleri istiyorsanız yazıyorsunuz. Bunlardan birisi tutuyor. Tutan yerde çalışmaya başlıyorsunuz. Peki şey en düşük TUS'ta en düşük ne, hangi bölüm? Bir de en yüksek hangi bölüm? Şimdi bu bahsettiğim şeylerden dolayı insanlar cerrahi istemiyorlar artık. Cerrahi istiyorlarsa da daha minimal cerrahi dediğimiz yani göz, kulak, burun, boğaz gibi böyle fazla kanlı olmayan cerrahileri istiyorlar. Daha riski az olan diyeyim.
O yüzden dermatolojinin, çünkü çok hani böyle dahili bilimlere nazaran, cerrahiye nazaran biraz daha böyle smooth bir şey. Göz KBB biraz yüksek. Psikiyatri fena değil, yüksek. Bunlar yüksek. En düşükler cerrahi branşlar. genel cerrahi düşük, kadın doğum düşük. Tabii bu düşük dediklerimin de çok iyi yerlerdekileri biraz daha yüksek yani. Böyle geniş bir spektrum var. Mesela pediatri de düşük, dahiliye de düşük ama Hacettepe pediatri yüksek. Yani Cerrahpaşa pediatri yüksek gibi. Evet, sorular bu kadardı. Çok teşekkür Nasıl, memnun ederim. kaldın mı? Evet, çok teşekkür ederim. Çoğu soruyu zaten cevapladı. Akıllarda en çok soru işareti olan sorular bunlardı. Çok Güzel. teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ne zaman soruları olursa bana mesaj atabilirler. Mesajlarıma bakıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çalışmaya devam edin. Tekrardan çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek Ederim. Ne üzere. demek? Kendinize iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan Instagram hesabını bulabilirsiniz. YouTube kanalında bulabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka hangi bölümlerle ilgili video gelsin istiyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Aklınızda işte atıyorum diyetisyenlik gelsin, atıyorum şu bölüm gelsin dediğiniz bölümler varsa yorum olarak yazın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz videoyu beğendikçe ben diyeyim ki bu seri hoşlarına gitmiş. Ve daha çok kişilerle konuşup daha çok böyle bölüm tanıtımları videosu çekeyim. Çünkü şu dönemde malum hepimizin kafası karışık. Acaba hangi mesleği seçsem, ne yapsam falan. Zaten tercih döneminden sonra karar verilecek bunlara. Ama öncesinden de az çok böyle fikir sahibi olalım diyerekten hem 2020 hem de 2021 tarifi için böyle videolar çekmeyi ben çok yararlı buluyorum açıkçası. Dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamı için beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.